Tarım olmayınca esnaf olmaz. Esnaf olmayınca iş olmaz. Bizim esnaf sanatkar olarak bizim derdimiz, kederimiz aş, ekmek, geçinmek. Evet. Geçim derdindeyiz. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de kurallara çok riayet edildiği için %95'e yakın insan evinden dışarı çıkmadığı için 65 yaşını uyguladığı için 20 yaş altını uyguladığı için açık da olsa yani yasaklamaya girmese de kısıtlamaya girmese de örnek veriyorum efendim bir ayakkabıcı kısıtlaması da yok yasaklaması da yok ama müşteri yok. Adam iş yerini açıyor ama akşama kadar bekliyor, müşteri yok. 3 ay öteleme oldu. Bu bitiminde bu sağlık dönemi diyelim. Bir sağlık dönemi geçirdik. Bunun bir de ticari boyutu var. Ticari boyutunda bir 3 ay daha gitmesi gerekiyor. Yani bir 3 ay daha öteleme olması gerekir ki esnafımız dükkanı açtığı zaman bu iş konusunda en azından önde bir zaman olacağını düşünüyorum. Bu mecburen kapalı olan esnaflarımızın sıkıntıları büyük. Bu Evet. konuda bu insanlar daha önce hiç almaya alışkın olmadıkları için sosyal yardımlaşmaya yönlendirildiler ve buralarda sıkıntı yaşayıp ve onların istediği belgeleri tamamlayamayıp ezile büzüle gittikleri o Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nden ezile büzüle geri döndüklerini gözlemledik. Neden derseniz, çünkü bazı belgeler istenmiş şeylerden, eviniz var mı, arabanız var mı? Tabii var, evi babasından kalma bir evi var. Arabası da yine biriktirmiş, almış ama bu adamın iş yeri 40 gündür, 50 gündür kapalı. Bu adam evine ekmek götüremiyor. Çünkü bu gruplar bildiğiniz gibi günübirlik kazanıp evine ekmek götüren gruplar. Bizim girdi maliyetlerimiz euro ve dolarla olduğu için genellikle çok büyük sıkıntılar yaşadık. Zincir mağazaların da Concord ilan etmesiyle yaşamış olduğumuz bu sıkıntılardan bu 2 yıllık özellikle çek ve senet, bizim sektörümüz çek ve senetle dönen bir sektör. Faizsiz kredilerle ilgili bizlere destek sağlanması lazım. İş yerleri arkadaşlarımızın söylediği gibi ödediğimiz stopajların kalkması lazım. Ve bunun için de bu borçlarımızın şu Ekim ayında ödenmesi gereken vergilerimizin en az rahatlatabilme açısından 2021 sonrasına da ötelenmesinde büyük yarar görmekteyiz. Sorununuzun özünü şu oluşturuyor. Arkadaşlarım bazıları onu ifade ettiler. Esnaf ve sanatkarımız günlük yaşar ağırlıklı olarak. Yani bugün eğer bir gelirim varsa Allah'a şükür der. Komşudaki esnaf da yanımdaki esnaf da kazanmışsa evimize huzur içinde döneriz derler. Hükümetle ilgili de sorunlarımız var. Yerel yönetimlerle ilgili sorunlarımız var. Gayet doğaldır. Çünkü hem yerel yönetimlere bir şekliyle hesap veriyorsunuz hem hükümete hesap veriyorsunuz. Yerel yönetimlerde sizin sorunlarınızı var olan sorunlarınızın bir kısmını çözmek zorunda. Hükümet de var olan sorunlarınızın bir kısmını çözmek zorunda. Kamuoyuna ilk yaptığımız açıklamada iş yeri kapananların kiralarının kamu tarafından, Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından ödenmesini istedim. Çünkü o kira gelir elde etmiyor. Gelir elde etmeyen bir esnaf ve üstelik günübirlik yaşıyor. Nasıl kirayı ödeyecek? Hadi bir ay olsa ödesin. 2 ay oldu, 3 ay oldu nasıl ödeyecek peki bu? Gelir elde etmeden bir birikimi olmaz zaten esnafın. Esnafın öyle olağanüstü birikimi olsa sanayici olur. İşini büyütür. Yok zaten günlük yaşıyor. Bizim Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ekmeği bedava dağıtmak istedi, kıyamet koptu. Kamu zararı var burada. Dolayısıyla bunu paralı yapmak zorundasınız. Bizim Adana Büyükşehir Belediyesi de tuttu ekmeği 5 kuruş yaptık. Yani tamam fiyatı var kardeşim o zaman bu işi böyle götürelim diye. Mazot desteğinden söz edildi. Özellikle taksi esnafının, otobüs esnafının, şoför esnafının doğru. Taksi var, otobüs var, servisçi var, tır şoförü var, kamyon şoförü var. Burada meclis açıldığında bir kanun teklifi vereceğiz. Bu yıl için, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. Bakın, COVID-19 virüsü sadece bizi değil, bütün dünyayı etkiliyor. Meclisi kapalı olan, bütün dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye.
Fransa'sını, İngiltere'sini, Japonya'sını, Güney Kore'sini, Papua Yeni Gine'sini, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır hepsinde açık meclis. Bizde kapalı. Ya niye kapalı kardeşim? Vatandaşın derdi var. Kanun çıkaralım. Varsa böyle bir dertler süratli bir şekilde yapalım. Hayata geçirelim. Hatta bu konuda bütün parlamentonun ortak hareket etmesi lazım. Covid-19 virüsü dinliyor mu? Hangi partiden ya da hangi kişi olacak diye. Hayır. Hangi partiden olursa olsun. Kimlik dinliyor mu? Hangi kimlikten olursa olsun. İnanç dinliyor mu? Hayır. Hangi inançtan olursa olsun. O zaman parlamentonun oturup bu konuda ortak hareket etmesi lazım. Çay konusunda bizim düşüncemiz şuydu. Biz Türkiye İş Kurumu'nun geçici işçi istihdam ederek ve parasını da Türkiye İş Kurumu ödeyerek çayı toplatabilirdi. Yani böylece çay üreticisi üzerine herhangi bir yük gelmeyecekti. Çaylar bir şekliyle toplanacaktı. Bunu geçici çalışma, bu zaten yıllardır bir şekliyle yapılıyor. Çay konusunda da böyle bir karar alınabilirdi de. Bunu önerdik ama anladığım kadarıyla bu öneri yerine gelmedi. Çok AVM olmamalı, doğru. Her vatandaş istediği yere, istediği dükkanı açmamalı. Bunun adı planlamadır, doğrudur. Bir sokakta hadi bir tane berber olur. Bir sokakta beş tane berber yaparsanız beşi birden batar. Dolayısıyla emeği de batırmış olursunuz. Kaynak savurganlığına yol açarsınız, israfa yol açarsınız. Bunun planlamaya ihtiyacı var. Biz ilk konuşmada, hükümete yaptığımız ilk önerilerde bir sicil affının zorunlu olduğunu, bu sicil affı çıkmadığı takdirde sizin açtığınız, yani hükümetin açtığı, bankalara verdiği talimat gereği açılan kredilerin sicil affı olmadığı için geçmişte çeki veya senedi dönenlerin bu krediden yararlanamayacaklarını ifade ettik. Fakat olmadı ama bunun üzerinde duruyoruz. Yani bu sicil affının bir şekliyle çıkması lazım. Ben esnafın bu ülkenin çimentosu olduğuna inanan bir kişiyim. Esnafın devlete yük olmadığını, devlete katkı yaptığına inanan bir kişiyim. Esnafın ahi evran kurallarına uyduğunu ve esnafın Bu toplumun huzur içinde yaşaması için elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini bilen bir kişiyim. Dolayısıyla esnafın eğer korunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına girmişse bu gerçekler yüzünden girmiştir zaten. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi lazım. Esnaf kardeşlerimin de siyaseti yakından izlemelerini isterim. Yakından analiz etmelerini isterim. Yakından sorgulamalarını isterim. Diğer ülkeler korona dolayısıyla esnafa ne yaptı? Biz esnafa ne yaptık? Halk Bankası'ndan alınan kredileri erteledik. Halk Bankası'ndan kaç esnaf kredi kullandı? Toplam esnaf sayısı kaç? 1 milyon 700 bin esnafımız var. 1 milyon 700 bin. Bunun 200 bini Halk Bankası'ndan kredi kullandı. Diğerleri? Diğer bankalardan kredi alanlar? Onlara hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla bir önlem alıyorsanız bütüncül bir çerçeve içinde almak lazım. Bütün esnafı kucaklayan bir çerçeve içinde almak lazım.